Elon Musk ABD seçimlerinde büyük risk aldığı Trump'a tarihte görülmemiş boyutta bir destek verdi. Bir iş insanının siyasi seçimlere bu kadar dahil olduğunu ben daha evvel hiç görmemiştim. Ve açıkçası bugünlerde de aldığı o büyük riskin meyvelerini topluyor. Trump seçildikten sonra Elon Musk'ın şirket değerlemelerinde inanılmaz artışlar var. Buradan gelen servet artışının tadını çıkarıyor tabi. Mesela Tesla seçimlerden sonra 300 milyar dolar kadar daha değerlendi ve 1 trilyon dolar seviyesine geçti. Yine Elon Musk'ın başka bir şirketi olan SpaceX yeni yatırım aldı ve değerleme 250 milyar dolara ulaşmış durumda. Seçimlerden önce bu 210 milyar dolar kadardı. Twitter'ın bünyesinden çıkarttığı XAI ise 45 milyar dolar değerlemeyle 5 milyar dolarlık yeni bir yatırım aldı. Orada da değerleme hızla gidiyor ve Elon Musk zenginleşiyor. Bu değer artışlarının arkasında Musk'ın yönetimdeki yeni gücünün şirketlerinin önünü özellikle de regülasyon tarafından çok açacağı beklentisi var. Ama Elon Musk galiba daha da fazlasını amaçlıyor. Elon Musk sadece şirketlere iyi gelecek şeyler yapmak istemiyor. Tesla, SpaceX, XAI ve Twitter'ın arkasındaki adam olan Elon Musk şimdi tamamen farklı bir role adım atıyor. AB ve de hükümetini, devletini yeniden şekillendirmek. Dünyanın en zengin adamı olan Elon Musk bu hafta Trump'ın eski rakibi Vivek Ramaswamy ile birlikte amacı hükümet bürokrasisini ortadan kaldırmak olan bir projenin başına getirildi. Projenin kısaltması Doge veya İngilizcesiyle Doge. Evet Doge alt ile de alakası var. Biliyorsunuz Elon Musk onu çok seviyor. Ona bir gönderme de var burada. İngilizce Department of Government Efficiency veya Türkçesiyle hükümet verimliğini iyileştirme departmanı olarak yani çevirebiliriz. Böyle bir departmanın başına geçti. Elon Musk uzun zamandır devlette böyle bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu söylüyordu. Çünkü bürokrasiden kendisi de çok yakınıyordu. Doge projesinin tek amacı bürokrasiyi azaltmak değil, aynı zamanda büyük tasarrufu hedefliyor. Bir yandan regülasyon tarafını rahatlatıp gereksiz regülasyonları ortadan kaldırmayı, bir yandan da 2 trilyon dolarlık devlete tasarruf sağlamayı hedefliyor. Elon Musk ve verimlilik artırmak, Muhtemelen bu size bir şey hatırlatıyor olabilir Twitter hikayesini. Hatırlayın Elon Musk Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. İşbaşı başı yaptığının ilk gününde inanılmaz büyük değişimler başlattı. İş gücünün yaklaşık %80'ini hızlı bir şekilde işten çıkarttı. Şirketin bütün gider kalemlerini tek tek ele aldı. Hatta hangi veri merkezlerini kullandıklarını, kaç paradan kullandıklarının detayına bile girdi. Delikodular o ki bilgisayarları kendisi taşıyarak yeri geldiğinde verimliği artırmak için çabaları oldu ve bunun sayesinde Twitter'ın giderlerini milyonlarca dolar azalttı. Sonuçta ne oldu derseniz pek çok insan Twitter'ın yok olacağını beklerken Twitter bugün daha fazla trafik alıyor. Daha az personelde daha yaratıcı hale geldiler. Büyüyelerinden XAI gibi 45 milyar dolar değerlemeli yeni bir şirket çıkarttılar. Twitter'ın gelir modelleri değişti. Mavi sayesinde artık bireylerden de para toplayabiliyor. Reklam verenler tarafında maskın kişiliği biraz zorluklar yarattı ve dünya görüşleri elbette. Oradan gelir kayıpları olmasına rağmen Twitter büyümeye devam etti. Musk'ın Tesla'da ve SpaceX'de de benzer projeleri sık sık oluyor. İşten çıkartman oluyor, verimliği artırma çabaları oluyor ve sürekli olarak bürokrasiyi öldürmeye çalışıyor. Biliyoruz ki Elon Musk ara yönetim kademelerini sevmiyor. Doğrudan doğruya sahada iş yapan insanlarla birlikte olmak, onların görüşlerini almak, onları yetkilendirmek istiyor. İşte bütün bu fikirleri şu anda ABD devletine de taşımaya, buna adeta bir startup gibi yönetmeye hazırlanıyor. Peki neden Musk bu işe bu kadar tutkuyla bakıyor? İşte belli dedikodular Musk'ın kendi şirketleri için çıkar yaratmaya hedeflediğini söylüyorlar. Bu kısmen de doğru olabilir çünkü Musk kendi şirketlerinde devletle ilgili çok sorunlar yaşadı. SpaceX'in mesela bazı uçuşlarında Kaliforniya'da valilik izin vermediği için uçuşlar gecikti, uçuş sayıları az kaldı gibi. Veya Tesla'nın otonom sürüşüyle ilgili de belli kurallar var, onu zorlayan, yavaşlatan bütün bunlar Mask'ın sabrını taşırmış olabilir. Bundan dolayı daha bu seçimler veya siyaset hiç yokken akıllarda da Mask sık sık bürokrasiyle karşı karşıya geliyordu ve şikayetlerini dile getiriyordu. Hatta bir keresinde hükümetin uçuş izinleri için evrakları tamamlamasının SpaceX'in bir roket inşa etmesinden daha uzun sürdüğünü bile söylemişti. Peki 2 trilyon dolar tasarruf nasıl yapılacak? Regülasyonlarda bu başarı nasıl elde edilecek? Bunlar tabii çok tartışma konusu şu anda. Çünkü 2 trilyon dolarlık dev bir tasarruf için Amerika'nın toplam bütçesi 8 trilyon dolar civarında savunma, sosyal güvenlik ve sağlık gibi alanlarda da tasarruf edilmesi gerekiyor. Diğer alanlar yeterli olmaz diyor eleştirmenler ve buralara dokunmak da zor gibi gözüküyor. Çünkü buralardaki harcamalar hem sosyal olarak duyarlı, özellikle sağlık tarafındaki harcamalar, öte yandan arkalarında ciddi çıkar lobileri var. Hatta Cumhuriyetçi milletvekillerinin bir kısmının bile bu tip projelere karşı çıkabileceği söyleniyor. Çünkü kendi eyaletlerine, kendi oy aldıkları yerlerde istihdam sıkıntıları yaratabilir, pek çok insan işsiz kalabilir. Ama biliyoruz ki maskı durdurmak biraz zordur. Mesela savunma tarafına baktığımızda geleneksel savunma sanayini çok zararlı buluyor. Uzay işine el attığında da benzer bir yapıyla karşılaşmıştı. Amerikan devletinden ihale alan dev şirketler, Boeing gibi şirketler mesela maliyet artı kar gibi bir yöntemle işliyorlar. Yani önce ihaleyi alıyorlar, sonra maliyetlerini devlete belirtip bunun üzerine bir kar marjı koyuyorlar ve devlet bunu ödüyor. Bu da onları daha verimli olmaya, daha hızlı olmaya itmiyor tabii ki. Musk ise diyor ki hem savunmada hem uzaylı bütün bu işlerde ihaleye girilmeli bir fiyat verilmeli. Bunun üzerinden ne kadar kar edeceği şirketin kendisinin bileceği iş olmalı. Daha az kar edebilir, daha çok kar edebilir ama mutlaka daha fazla kar etmek için daha verimli çalışmaya odaklanacaktır diyor. Bu nedenle mesela sırf ortadan kalkması değil, belli fiyatlama stratejilerinin sözleşme şekillerinde değişmesi planlanıyor ve uzmanlar buralarda büyük fırsatlar olabileceğini söylüyorlar. Öte yandan bazı eleştirmenler Musk'ın bu girişiminin muazzam bir kurumsal yolsuzluğa da neden olacağını söylüyorlar. Bunu büyük bir yozlaşma olarak görüyorlar. Çünkü Musk'ın kendi şirketlerini çok kayırabileceği söyleniyor. Haklı da olabilirler. Mesela otonom sürüşü engelleyen Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ni dümdüz etme gücü var şu anda Ilan Musk'ın. Unutmayın Trump hem senatoyu hem meclise aldı. Bundan dolayı büyük bir güç var artık elinde ve Musk da bu gücü kullanabilir ve pekala kendi şirketlerine yontabilir. Gerçek geçen hafta yaşanan bir deneyim enteresandı. Elektrikli araçların aldığı teşviklerle ilgili Trump hükümeti çok huzursuz onları tamamen kaldırmayı düşünüyor. Bundan ilgili Reuters'e bir haber düştü. Ama Elon Musk zaten biz bunu istiyoruz. Bütün teşvikler kalksın diyor. Yani en azından kısa vadede kendisi zarar verecek bir projenin arkasında durabiliyor. Yine de tabii bazıları Musk'ın bütün kuralları kendi lehine yeniden yazacağı endişesine sahipler hak vermek de mümkün. Bir de tabii şu da var. Musk evet Twitter'da çok başarılı oldu, Tesla'da çok başarılı oldu. Buralarda müthiş verimlik yönetimi örnekleri gösteriyor ama devlette bunlar tam böyle işlemeyebilir. Çünkü burada kanunlar var, prosedürler var, devlet bürokrasisi bu tip girişimleri engelleme konusunda adeta uzmanlaşmış bir yer. Bu nedenle hükümetin içinde bu işler nasıl işleyecek, gerekli desteği bulacak mı yine bir tartışma konusu. Orada da yaratıcı fikirleri var Elon Musk'ın ve ortağının. Diyorlar ki bütün tasarruf fırsatlarını vatandaşla sosyal medya üzerinden paylaşacağız ve onların görüşlerini alacağız. Vatandaşlara da sosyal medya üzerinden tasarruf fırsatlarını kendine aktarmalarını söylüyorlar. Böylece vatandaşı arkasına almayı düşünüyor. Çünkü tıpkı Türkiye'de olduğu gibi eminim ABD'de de vatandaşlar pek çok harcamanın hükümet tarafından boşa yapıldığını gereksiz yere gittiğini söylüyor olabilirler. Tabi bu biraz kaotik bir iletişim sağlayabilir. Herkes kendi çıkarına göre bakacaktır. Ama burada açık kaynaklı open source bir yapıyı benimsiyor Musk. Bu sayede bürokrasi dirense bile vatandaşı arkasına almayı hedefliyor. Ve bir yandan da tabi bütün bu sürece şeffaflık getirmeyi. Öte yandan bu kadar büyük tasarruflara gitmek pek çok insanın çıkarına dokunacaktır. Bundan dolayı Elon Musk hayatının tehlikeye girebileceğini de söylüyor. Ben de katılıyorum. İşin içine para girince neler yaşanabildiğini ülkemizde de görüyoruz. Sonuç olarak şu anda tabi bilmiyoruz. Musk'ın devrimsel fikirleri devlette de işe yarayacak mı? Yoksa bürokrasinin çarkları içerisinde kaybolup gidecek mi? Ama Musk'ın bu yönde büyük bir savaş vereceği net ve daha belki devlet yöneticilerinden farklı yöntemler kullanacağı, biraz önce örnek verdiğim açık kaynak gibi bunları kullanacağı da net. Trump'ın arkasında büyük desteğini aldığı da net. Bizim açımızdan neden bütün bu da önemli? Eğer Amerikan hisselerine yatırım yapıyorsanız en büyük korkunuz Amerika'nın devlet açıkları. Çok büyük açıklar veriyor. Bundan dolayı da çok büyük borçlanmalara giriyor Amerikan devleti. Bu da hisse senetlerinin değerini uzun vadede olumsuz etkileyebilir. Çünkü Amerikan devletinin bir borçlanma ihtiyacı çağrısına karşılık gelmemesi durumunda piyasalarda büyük panik yaşanabilir. Bu çerçevede de Amerikan devletinin borçlanma ihtiyacının azalması, tasarrufun artması, hazine kağıtlarının değerinin artması ve Amerikan dolarına olan güvenin artması çok çok önemli. Uzun zamandır Amerika bu konuda yoğun olarak eleştiriliyordu ama şimdi Elon Musk gibi bir çılgın ben bu işi çözmek istiyorum diyor. Defalarca kez daha önce de söyledi devletin bu açıkları sürdürülemez diye. Nitekim geçen hafta FED Başkanı Powell da benzer açıklamalara yaptı. Biz devlet açıklarını sürdürülemeyecek boyutta olduğunu düşünüyoruz dedi. Bundan dolayı belki de bu tasarrufların zamanı çoktan geldi de geçiyor. Amerikan devletinin dünyanın en büyük harcama makinesi olduğunu düşündüğümüzde mesela savunma harcamaları kendisi takip eden 10 ülkenin toplamından daha fazla gibi epey çok tasarruf imkanı olduğuna da eminim. Ama tabii lobilerle savaş, çıkar gruplara savaş, vatandaşı ikna etmek, Elon Musk'ı işte kolay günler beklemiyor. Ben merakla takip etmeye devam edeceğim. Ve bir yandan da Elon baskın şirketlerine yatırımcı olarak katılmaktan da keyif alacağım. Testlerde çok keyifli günler yaşıyoruz bugünlerde. Umarım ileride başka şirketlere de halka açılır. Onlara yatırımcı olarak katılırız. Çünkü bu adamın mücadele gücünü ben başka hiç kimse de görmedim. Ve en de sonunda dediklerini gecikmeyler de olsa başarıyor. Evet, umarım anlattık ama ilgi çekmiştir. Soru ve yorumlarınızı mutlaka beklerim. Sevgiler, saygılar.